Merhaba kıymetli izleyiciler. Bugün Afşin Merkez Yayın Grubumuzda yine çok kıymetli bir misafirimiz var. Kendisi çok uzaktan, İngiltere'den geliyor ama çok yakınımızda. Hemen Kötüre mahallemizden. Tabii misafir etme sebebimiz, hani derler ya sebebi ziyaret. Yine güzel bir eserimiz yayınlandı. Biz hem eseri konuşacağız hem de aslında biz ismini duymamıştık. Dünkü imza günü vesilesiyle duyduk. Kendisini de tanıdık. Hemen misafir ettik. Ve bugün kendisini de konuşacağız inşallah. Gülsüm Coşkun kimdir? Kendi ağzından dinlemiş olacağız. Efendim hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun. Siz? Elhamdülillah. Tabii gurbetten memlekete gelmiş olmanın rahatlığı var şu an üzerimizde. Tabii. Efendim şöyle. Gülsüm Coşkun kimdir? Biz öncelikle tanıyarak başlayalım efendim. Buyurun. Gülsüm Coşkun, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin Kötüre köyünde doğan, son 30 yılını Londra'da geçiren iki çocuk annesi, evli bir ev hanımı aslında. Ama ev hanımın yanı sıra 5 şiir kitabı, 2 roman, romanın biri orada olsa da, son bir antoloji yayınladık Londra'da 35 şair arkadaşın katılımıyla. Bugün burada beni konuk ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ben Afşin'i böyle bilmiyordum. Çok farklı. Dün imza günü de beni çok etkiledi. Gerçekten arkadaşların orada olması, bayan arkadaşların özellikle yoğun katılım ilgi göstermesi, katılımı gerçekten beni çok mutlu etti Afşin adına. Çok güzel. Sağ olun. Şimdi dün kıymetli izleyicilerimiz ablamızla muhabbet ederken, bu Afşin'i konuşurken şöyle dedi. Yani ben gerçekten beklemiyordum böyle bir Afşin. Tabii şöyle, biz özellikle kendi yazarlarımıza, sanatçılarımıza, edebiyatımıza, katkı yapanlarımıza sahip çıkmak adına çalışmalar yapıyoruz. O vesileyle de elbette ki en zengin kısmı Afşin'in burası. O sebeple de yani bu zenginliği sizlerle paylaşmak istedik bizler. Efendim şöyle, Gülsüm Coşkun yazmaya ne zaman başladı ve ne yazar? Ben 6 yaşımda okula başladım. O yıllarda 7 yaşında okula herkes gidiyordu. Beni annem hocalara götürdü. Dediler ki hayır, zaten çok yoğun bir çocuk var. Kalabalık biz alamayız. O zaman 6 tane öğretmen vardı. Bir müdürle 7 öğretmen vardı köyde. Köydesiniz tabii. Evet, orada. Evet, köyde, evet. Kötüre köyünde. Sonra abim beni götürdü. Sağ olsun. Dedi ki ya kızın okuyacağında değil de hani bir 10-15 gün gelsin, daha sonra zaten gelmeyecek yani. Bu defa ben gittim, okula başladım. Beni kaydetmediler zaten. Kayıtsız başladım. O yıllarda birinci sınıflar sabah öğleye kadar, öğlede akşama kadar vardı. İkiye ayrılmışlardı. Beni kaydetmediler ve birinci karnemde karne verilmedi, kaydolmadığım için. Ama ikinci karnede 7 öğretmen toplandı, dediler ki kızın hakkını yemeyelim çünkü birinci oldu. Yani iki sınıf... bile birinci oldu yani. Evet, birinci oldu ve bana tam 7 tane yıldız atarak bir karne aldım o yıl. Onu hiç unutmuyorum. 6 yaşımda öyle bir karne aldım. Güzel. Güzeldi ve ben 6 yaşımda, 7-8 yaşımda şiir yazmaya başladım. Ama şiirin ne olduğunu bilmiyordum o dönemler, o yıllar. Evet. Ben diyordum ki ya kimse böyle şeyler yazmıyor, ben niye bunları yazıyorum? Yırtıp atıyordum, kimseye göstermiyordum. Sonra 15 yaşıma geldiğimde ben anladım ki ben şiirler yazıyorum ve şiirlerimi tutmaya başladım ondan sonra. Yani ondan sonra işte o şiirlerde kalan 5 adet kitap yazdım ama şu anda yani 2-3 şiir kitabım hazır. Yani, ama bekletiyorum, şu anda romana yöneldim. Aynen. Peki şöyle, sadece şiir mi yazar Gülsüm Coşkun? Hayır. Gülsüm Coşkun aslında yaşanmış hayat hikayeleri. Biliyorsunuz bizim ülkemizde yaşam biraz zordur. Evet. O yaşanmışlıkları yazdım. Annemin, babaannemin hayatını yazdım. Bu beni çok etkiledi. Ben bunları yazarken günlerce kitabı elime alamadım. Çünkü nerede başlayacağımı tekrar iyi bildiğim için beni çok etkiledi. Ve o yüzden kitap 2 yıl sürdü bu kitabı yazmam. Aman. Şöyle elbette yani her yazılanda hep yaşanmışlıklar var zaten. Evet. Bu biz en son yaşanmışlıklarla alakalı bir romanı konuşacağız ama
5 tane şiir kitabımız var. Evet. Özellikle şiir kitapları yani hemen böyle alınıp bir çırpıda okuyup bir kenara konulacak bir kitap değil. Yani böyle biraz kafayı dinlemek için bir kenara oturduğunuzda en azından 3-5 sayfası okunup evet. kenara konulacak bir kitap. Evet. Efendim şiir severlere ya da şiir okuyucusuna seslenmek isterseniz bu noktada neler söylemek istersiniz? Aslında şiir denince şarkıların, türkülerin yapıldığı her şey şiirde geçer. Yani. Eğer şiir yoksa zaten o türküler, şarkılar yapılmaz. Bu yüzden şiir öyle bir şeydir ki insanın en derinine iner. Evet. Çünkü şiiri okuyan herkes kendinde bir şeyler bulur. Doğada, yaşamında, geleceğinde umut dayanadır şiir her zaman. O yüzden şiir bu yönüyle çok önemlidir. Yani şiir romanda da belki daha önemlidir. Şiir küçücük, kısacık bir şeyle bir şeyi anlatırsın. En ufak iki cümleyle bir şiir yazdığında bir aşkı anlatırsın, bir sevgiyi anlatırsın veya bir özlemi anlatırsın. Şiir bu yönüyle benim için çok çok farklı bir yerdedir. Güzel, güzel abi. Peki efendim, gurbettesiniz. Memleketten evet, uzakta. Maalesef. Ne kadar oldu? İngiltere'deyiz biz. Ben 32 yıldır İngiltere'deyim. Zaten 19 yaşımda oraya gitmiştim. Öyle orada kaldık. Gelip gidiyorsunuz. Her yıl. Hemen her memlekete. Yıl gelip gidiyoruz. Aynen. Tabii şimdi bir de gurbet var, memleket özlemi var, sıla hasreti çok, var, yazmamak elde çok, değil. Çok, evet. Yani, efendim şimdi bir de romanımız çıktı değerli izleyiciler. Uzun uzun baktım gökyüzüne. Evet, güzel de bir roman. İmla Yayınlarından çıktı. Güzel de bir kapak tasarımı yapılmış. Ve 300 sayfalık, 250-300 sayfalık bir eser. Efendim, bahsetmek gerekirken, yer etkirse, uzun uzun baktım gökyüzüne. Muhtemelen de bizim burada bakmışsınız uzun uzun gökyüzüne. Neler anlatıyoruz? Şimdi ben aslında kitap imza günlerim olduğu dönemlerde İngiltere'de gazeteci arkadaş bana şöyle bir soru sordu. Dedi ki hep şiir mi olacak hayatınızda yoksa romana ya da öyküye yönelecek misiniz? Ben de annemin hayatı vardı aklımda. Ona dedim ki yok dedim, çok sevdiğim bir insanın hayat hikayesini yazmayı düşünüyorum dedim. Ama bir ay geçti, iki ay geçti, ben bir türlü nerede başlayacağımı bilemiyordum. Hani evet. kitaba nerede nasıl başlarım diye. Çünkü ilk kitabımdır, ilk yazacağım. Sonra benim kaldığım evin camı böyle şeylere bakar, orada göller vardır İngiltere'de. Böyle baktım, sabah kalktım böyle uzun uzun baktım. Dedim ki uzun uzun baktım gökyüzüne. Çok güzel bir başlık oldu benim için. Güzel. Hemen indim. Ev iki katlı olduğu için indim. Tekrar bunu bir başlık attım. Ve o gün başladım o kitaba. Çok güzel. Ve güzel bir 260 sayfalık çok da güzel bir roman ortaya çıkmış. Ellerinize sağlık. Teşekkür i̇nşallah ederiz. Son olmaz bunlar. Yani devamı gelir. Bizler evet, inşallah evet. her kitapta sizlerle burada röportaj yapmış oluruz. İnşallah. Peki efendim şöyle. Şimdi... okuyucularımızda son dönemde hani yazanımız çok fazla diyebilirim okuyandan gibi görünüyor şu an. Okuyuculara bir mesaj verelim. Yani okumanın önemiyle alakalı olabilir. Ya da illaki okumaları mı lazım? Yani bu noktada bir mesaj verelim. Ne demek istersiniz? Şimdi ben daha önce de bir sizin gibi gazeteci arkadaş bana soru sormuştu da okumak rahatlatıcı bir ilaçtır aslında. Okumak hem ruhu, hem bedeni, hem beyni, hem evet. güçlendirir, hem de bilgi aktarır. O yönüyle okumak kadar güzel bir şey yoktur. Yani ben bugün eğer ki küçüklüğümde böyle o babamın sandık dolusu kitaplarını okumamış olsaydım, bugün böyle şiirler, böyle romanlar çıkmayacaktı belki yani de. Ne kadar okursanız o kadar da o kadar tabii alt. Ki. Şimdi ben o kadar çok kitap okudum ki o yüzden bunu yazabildim diye düşünüyorum. Eğer ben o kitapları okumamış olsaydım bugün böyle romanlar, böyle şiirler yazamazdım. Evet, güzel. Yani o zaman siz çok okuyun ki çok yazarsınız en azından. Teşekkür ederim. Biz de kitap sahibi olmuş Teşekkür. Olalım. Efendim ellerinize dillerinize sağlık. Gerçekten güzel bir eser olmuş. En azından sizleri çok kısa süre içerisinde tanıdık değerli izleyiciler. Yani belki Gülsüm ablamızla uzun süre tanış olmuş olsaydık sizlerle daha çok konuşacaktık evet, ama evet. Şöyle kısa ve öz olmuş oldu. En azından tanımış olduk sizleri. Biz her Afşin'e geldiğinizde mutlaka bekliyoruz. Burada ağırlamaktan çok memnuniyet duyacağız sizleri. Ben çok teşekkür ediyorum ayrıca da. Çünkü
Az önce ablam dedi ki ya ben ilkokul mezunuyum. Yani evet, evet. Ne diyeyim ben eğitimle alakalı dedi. Şimdi bizim ilkokul mezunu yazarlarımız var. Çerkez yazarlarımız var bu noktada. Gerçekten 5-6 tane roman yazmış. Romanları 2. 3. baskı yapmış isimlerimiz var. Burada evet, misafir ettiğimiz. Evet. O yüzden aslında böyle hani diplomayla da alakalı değil bu değil, iş. Değil. Yani okuduğunuz zaman rahat evet. bir şekilde yazabilirsiniz. Ben ona inanıyorum. Ben edebiyata çok düşkündüm küçüklüğümde böyle. Arkadaşlar bana derdi ki sen okusaydın iyi bir edebiyatçı olurdun ama ben son bu kitaplarımla birlikte iyi bir edebiyatçı olduğuma inanıyorum. Elbette. Biz öyle düşünüyoruz. Efendim 5 tane şiir kitabı, 1 tane roman, 1 tane antoloji ve şu anda editörde bir romanla birlikte 8 evet, evet. eserle bugün tanışmış olduk. Karşımıza çıkmış oldu Gülsüm evet. ablam. Çok memnun olduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bana bu imkanı sağladığınız için, beni burada konuk ettiğiniz için ve Avşin'i bana sevdirdiğiniz için Allah çok teşekkürler. Onu başarabildiysek. Çok güzel. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Değerli izleyiciler, tabii burada zaman zaman misafirlerimizi konuk ediyoruz ve sizlerle buluşturuyoruz. Hatta bu kitaplığın önünde sizlerle buluşturuyoruz. Elimizden geldiğince. İnşallah bir başka yayında bir başka misafirimizle birlikte görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın şimdilik.